Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün mutfağımda sizlere böyle bal kabağının mevsimindeyken şahane bir tarifim var. Bal kabaklı lokum tarifi vereceğim inşallah. Yapımı da çok kolay. Ben malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Öncelikle bal kabaklarımızı soyuyoruz ve böyle küp küp doğruyoruz, küçük küçük. Soyulmuş da alabiliriz ama bu şekilde doğramamız gerekiyor. Ve tenceremizi ocağımızın üzerine alıyoruz ve ocağımızın altını da açıyoruz. Küp küp doğradığım kabaklarımı tenceremin içerisine alıyorum. Arkadaşlar bu arada benim kabağım 1 kilo 120 gram. Tenceremin içerisine aldım. Ve içerisine klasik su bardaklarıyla bir tane su döküyorum. Ve tenceremin kapağını kapatacağım. Orta ateşte kabaklarım yumuşayana kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, kabaklarım iyice suyunu çekti. Tabi ara ara ben karıştırdım kabaklarımı. Bakın bu şekilde iyice suyunu çekti. Çok hafif var içerisinde. Şimdi ben ocağımın altını kapatıyorum ve kabaklarımı blenderdan geçireceğim. İyice püre haline gelene kadar güzelce blenderdan geçireceğim. Blenderdan iyice kabaklarımı çektim. Bakın böyle püre haline tamamen getirdim. Şimdi tekrar ocağımın altını açtım ve içerisine klasik su bardaklarıyla bir tane dolu toz şeker döküyorum. Ve tekrar klasik su bardaklarıyla bir tane de mısır nişastası döküyorum içerisine. Dilerseniz buğday nişastası da dökebilirsiniz. Ve şimdi bal kabağımı, bu karışımımı böyle karıştırarak 5 dakika kadar pişireceğim. Evet arkadaşlar, bal kabağı lokumum kaynamaya başladıktan sonra püremiz 5 dakika kadar kaynatıyoruz ama tabi sürekli böyle karıştırıyoruz. Şimdi size kıvamını göstereyim. Bakın kıvamı bu şekilde, zor kaşıktan zor dökülüyor. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve içerisine klasik su bardaklarıyla bir tane böyle iri ya da ufak kıyılmış fındık döküyorum. Tabi bir çay bardağı da ekleyebilirsiniz. Ve tekrar bir karıştırıyorum. İçerisine bir paket vanilya ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Arkadaşlar bu arada ben şekerini 2 yemek kaşığı daha attım şeker. Siz de tadına bakarak eğer tatlı seviyorsanız biraz şekerini arttırabilirsiniz. Bazı kabaklar biraz tatsız oluyor. Bazıları da biraz tatlı olduğu için yani 1 su bardağı bir de 2 yemek kaşığı dolusu şeker kattım ben tarifime. Şimdi iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Şimdi de böyle kare borcamların büyük olanını alıyoruz ve güzelce sudan her tarafını geçireceğim şimdi. Her tarafını iyice sudan geçiriyoruz ve hiç içerisinde su bırakmıyoruz. İyice süzüyoruz. Ve şimdi hazırlamış olduğum lokumumu böyle dökeceğim içerisine. Şimdi demir kaşıkla şöyle her tarafı eşit olacak şekilde yayıyoruz borcamımıza. Böyle kaşığın tersiyle düzleştiriyorum. Her tarafı aynı olsun diye. Evet, lokumum şu anda hazır. alıp buzdolabına atacağım. Buzdolabında da bir gece bekleteceğim ve daha sonra çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Lokumum bir gece buzdolabında bekledi. Şimdi tezgahımın üzerine böyle biraz Hindistan cevizi serpeceğim. Bolca serpebilirsiniz. Ve diğer Hindistan cevizimi de böyle geniş bir kabın içerisine döküyorum. Ve kenara alıyorum. Şimdi lokumumu böyle ters çevireceğim bu tezgahımın üzerine. Evet. Şimdi oğlum bunu kenara alır mısın? Şimdi lokumumu dilimleyeceğim. İstediğiniz büyüklükte, küçüklükte dilimleyebilirsiniz. Ama ne kadar küçük dilimlersek daha da güzel olur. Böyle lokmalık olur. Biraz Hindistan cevizini buluyorum bıçağımı. Daha rahat kesilmesi için. Her seferinde bıçağımızı böyle Hindistan cevizine buluyoruz. Bol fındıklı, nefis mi nefis bir lokum. Şimdi hepsini dilimliyorum. Evet, böyle uzunlamasına kestik. Şimdi bıçağımı şöyle peçeteyle bir temizleyeyim ki daha rahat kesilsin diye. Çünkü yapışıyor. Ve tekrar yine de böyle Hindistan cevizine buluyorum. Ve şimdi böyle küçük küçük kare halinde keseceğim. Tek tek de böyle kesebilirsiniz. Daha rahat olur. Yani nasıl rahatınıza gidiyorsa. Bakın böyle lokumlarımızı kesiyoruz. Bakın böyle alıp Hindistan cevizine bulayacağız hepsini kestikten sonra. Ve böyle lokumluğumuzu alıyoruz. Şimdi ben bütün lokumlarımı böyle kesip hepsini Hindistan cevizine bulayacağım. Evet arkadaşlar, lokumlarımın hepsini Hindistan cevizine buladım. Tam da böyle balkabağının mevsimindeyken yapabileceğiniz çok pratik ve de çok lezzetli bu balkabağı lokumumu mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hatta denerseniz de mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bakın, gerçekten denemeye değer bir lokum. Nefis mi nefis, şahane. Böyle sizin için dokusunu da göstereyim. Hatta böyle böleğim de bol fındıklı, içi şahane bir lokum. Lokumlarımız şu anda servise hazır ama isterseniz dolaba kaldırıp böyle 1-2 saat dinlendirdikten sonra da yiyebilirsiniz. Şimdi de yiyebilirsiniz, hiç sorun değil. Ama dinlenirse daha güzel olur. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.